Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi alıyor da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, yine CEO 44'ün arkadaşlar, kendisi biliyorsunuz işte, lunch tarafında 1000x'lik bir yorum yaptı Twitter'da. E, i̇lk argümanı şeydi, e, bu yakın vergisiydi. Vergiler e, vergiler üzerinden yakın projesiydi. E, bir ikincisi de Lunch'un Topluluğa ait bir layer 1 blockchain olması yani katman bir blockchain olması ve bankalara ait değil gibi bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda diyor ki tamamıyla diyor topluluğa ait. Şimdi bu tabii ki kibar dilli hali uzun lafın kısası lunge üzerinde spekülasyon çok yüksek. Bunun şeyi bu aslında en Türkçesi bu. Şimdi bu bağlamda şunu söylemek lazım. Evet topluluğa aitlik dediğiniz şey aslında. Üzerindeki yatırımcı ilgisi çok büyük ve lunge'de şöyle de bir durum var. Mesela bunu Luna için söyleyemem. Yani e, elde tutma oranları gerçekten yüksek. Şu anki hacmi bile lunge ortalamasının uzun vadede çok 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 üzerinde bir hacim olmasına rağmen volüm market cap değerlerini 0.34'lerde yakalıyoruz arkadaşlar. Yani trade işlemleri altında ezilmiyor. Bazı coin'ler var ki üzerinde hiç işlem bitmiyor. Hacim uçuk işlem bitmiyor ya coin üzerinde. Sürekli işlem var. Ama... Fiyatı da sürekli düşüyor. Yani millet sürekli bunun üzerinden trading yapıyor ve uzun vadede tutması yok. Çatır çatır düşüyor coin tamam mı? E, fakat lunge üzerinde bu yok. Ha Bunun şimdi iki türlü durumu var arkadaşlar. Bir e, bu kısa orta vadede tabii ki e, spekülasyon güzel bir şey ki lunge'un spekülasyona rağmen hareketleri kontrol edilebilir seviyede. Bunu da söylüyorum yani e, stratejik bakımdan hareketleri e, destek direnci iyi oluşmuş düzeyde olduğu için ne yapılıyor aslında ee, akıl karı alımlar ya da satışlar yatırımcının yapabilmesi için e, fırsatlar sağlıyor tamam bu da ikincisi heh, sadece topluluğa ait bir proje iyi midir yeterli midir hayır yeterli değildir şimdi ne yapması lazım tabii ki firmalarında kabul etmesi lazım bu konuya çok girmeyeceğim ama geçtiğimiz günlerde de değerlendirmiştim kripto piyasası başka bir yöne evriliyor e, ...Lünc'ün yeri burada nerede e, gibi bir videoda anlatmıştım. O yüzden sadece topluluğa ait yani tamamen spekülasyon üzerinden ilerlediği takdirde arkadaşlar uzun vadede ne yapar? Sisli bir bulut orası. Tamam. Yani piyasa kendini geliştirirken bambaşka vizyonları hedef almışken aslında Terra Classic'in de bunu yapması gerekiyor. Yani ilerleyen vakitlerde piyasadaki dolaşacak bu para İçeride gezecek olan bu para büyük bir kısmı büyükler firmalar tarafından oluşturulacağı düşünüldüğü zaman luncun da e bu spekülasyonları bu şartlar altında belki bundan yıllar sonra işte koruyabilmesi için büyük düşünmesi ve büyük oynaması gerekiyor arkadaşlar. Bu da sadece topluluğa ait olmaktan ziyade kendisini yeniden güven ortamını oluşturup kabul görmesinden geçiyor ve bunun da sandığınızın aksine bu durumda fiyatlardaki artıştan geçmiyor. Terra Classic blockchain'inin yeniden güçlenmesinden geçiyor arkadaşlar. Tamam. Yani bu doğrultuda şunu bilmek lazım. Fiyatlar evet çok ciddi yükseliş potansiyelinde. Ancak asıl önemli olan Terra Classic ne kadar güçlenecek, ne kadar ileri gidecek bir USDC yeniden sabitliği kazanabilecek mi? Bununla birlikte e, Lunge arzında Azalmalar görecek miyiz? E, zafiyetler giderilecek mi? Kapatılacak mı? Ve bunlar kanıtlanabilecek mi? Gibi e, pek çok tabii ki soru var arkadaşlar. Genel olarak da e, durumlar bu şekilde. Yani topluluğun oluşması bu bağlamda avantajlı. Ancak sadece topluluğun olması uzun vadede bir kripto para için yeterli değil. Zaten yeterli olacak olsa zaten ekip diye bir şey olmaz ortada. Ortada böyle bir kripto para olur. O alır o alır falan filan hiçbir şey yapılmaz. Üzerinde etkinlik yapılmaz gibi uç bir noktaya kadar bile yorum yapılabilir. Durumlar böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.